Versen bir şey söyleyeceğim. O ne ya? Kelepçeliler mi onlar? Malik, işine bak. 55 yaşında erkek göğüs ağrısı şikayetiyle geldi. Kalk, hastanın adı neydi? Ahmet Altınova. Ben de gideyim değil mi? Gideyim ben de. Hadi kolay gelsin. Bir şeye ihtiyacın olursa beni bulursun, tamam mı? Görüşürüz Berzan abi. Şuna bak. Sema Hanım, nasıl oldu? Biz Ahmet'le evde televizyon seyrediyorduk. Öyle, oturuyorduk yani. Siz de böyle mi oturuyorsunuz? Nisan. Devam edin lütfen. Ahmet ayağa kalkınca düştü. Sonra da tıkanınca ben kalp krizi geçiriyor sandım. Şu kelepçenin anahtarı yok. Ay şimdi Ahmet seni ulaşınca biz aceleyle evden çıktık. Anladım. Evde kaldı yani. Şöyle geçin o zaman. Ahmet Bey arı var mı? Yok yok. Burada. Sağ bacak. Pantolonu hemen çıkaralım. Peki şurada. Her yer her yer. Tamam. Siz öyle bastırınca ben karnım patlayacak gibi oluyor. Tamam, anladım. Nisan, hanımefendinin üzerine bir şey getirir misin? Sanırım rahatsız oldu. Tamam, ya. Tekrar pardon. Kız ölüyor. Alo? Alo, merhaba. Ben babamı aramıştım. Babanız şu an hastanede, acilde. Ne? O yüzden ben... Acil servis mi? Babam iyi mi? Ya tabii siz şimdi ben öyle deyince bir an telaş yaptınız. Ama telaş yapılacak bir şey yok. Babanız gayet iyi. Gerçekten mi? Yok yok, gerçekten gayet iyi. Merak etmeyin siz. Ben şimdi size hastanenin adresini vereyim. Ya Sinan Hoca kafayı yedi, kafayı. Çıldırdı adam. Bu yeni gelen Nisan Hoca var ya, tam bir felaket. Yürüyen felaket ya. Yani ben de burada gördüm. Adam bir ton kahveyi Sinan Hoca'nın üstüne boca etti. Sinan Hoca'nın üstü sırılsıklam oldu. Sabah da kaza yapmış ya. Ama Sinan Hoca da haklı biraz yani. Şimdi Malik. Kadın da biraz... Öyle değil, Berzan. Berzan Hocam. Buyurun hocam. Malik, iki şey söyleyeceğim sana. Buyurun. Birincisi, dedikodudan hiç ama hiç hoşlanmam. Tabii. Özellikle de sevdiğim kişiler hakkında yapılanlar. İkincisi de eğer işini yapmayıp dedikoduna devam edersen bunun bazı sonuçları olacak. Anladın mı? Çok net anladım hocam. Tamam. Bu arada Nisan çok iyi bir kızdır. Ve çok iyi bir doktor olacağına inanıyorum. Bunu da böyle bil. Biz de çok sevdik kendisini. Ne lafa tutuyorsunuz beni kardeşim? Ne lafa tutuyorsunuz ya? Çalışın biraz. Ahmet Bey, telefonunuz pantolonunuzun cebinde. Merak etmeyin, kaybolmasın. Tansiyon 135'e 80 hocam. Kötü değil. Hipertansiyona yatkınlık var ama yani bu yaşlarda normal. Sigara kullanıyor musunuz Ahmet Bey? Vallahi kullanıyorum ama öyle çok değil yani. Ben çok söylüyorum bıraksın diye ama nerede? Ahmet'in eski karısı benim çok yakın arkadaşımdı. Ne? Nisan. Ne? Gitti işte sigaradan. Biraz patavatsızdır ama tatlı kadındır. Keyfiniz yerine geldiğine göre sanırım ağrınız dindi ha? Vallahi doğru. Pek bir şeyim kalmadı. Neyi varmış doktor bey? Gaz. Yani şiddetli bir gaz sıkışması. Önemli bir şey yok. Kalp krizi değil yani. Yok yok, merak etme değil. Neyse iyi oldu. En azından tansiyonunu ölçtürmüş olduk. Artık sigarayı da bırakırsın herhalde. Doktor beyin ağzından da duymuş oldum. Tamam Sema Hanım, dün söz. Ahmet Bey, şimdi size bir serum bağladık. Yaklaşık 45 dakika falan sürecek. Bittiği zaman kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Şimdi biraz istirahat edin, geçmiş olsun. Doktor bey, bir bakar mısınız? Buyurun. Siz tansiyon falan fena değil dediniz ya. Hani şu haplar var ya. Ben egzersiz yapıyorum. Onlardan düzenli kullanabilir miyim?
kullanın ama çok sık değil. Tamam. Gerekli olduğunda değil de işte şey yaptım. Anlıyorum, anlıyorum. Bir şey daha soracağım. Kızımın buraya geldiğinden haberi olmasın lütfen. Hani bizim şey olduğumuz, birlikte olduğumuzu bilmiyor da. Siz gelirken kızınız haber verdiniz mi? Yok canım. Sema Hanım siz? Nereden haber olacak Ahmet Bey? Bakın biz bu konularda tam bir sır küpüyüzdür. Geçmiş olsun. İnsan. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok bir şey. Yok. Yani hocam siz de her şeyden bir şey çıkartıyorsunuz. Gazmış. Sizin sorunuz gazdır çıkar. İnsan, ya efendim. Biraz dışarıda konuşalım mı? Hı? Tabii. Geçmiş olsun. Gelin. Evet, seni dinliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.